Esenlikler, söz verdiğim gibi bu videoda Türkiye'de solu konuşacağız. Türk solu demiyorum çünkü ortada Türk soluna dair herhangi bir şey yok. Daha çok Türk kavramına düşman, öz nefretle dolu ve bu öz nefret üzerinden kendini tatmin etmeye çalışıp şahsi olarak kendini var etmeye çabalayan bir azgın siyasi azınlık grubu söz konusu Türkiye'de. Bu videoda Türkiye solunu geçmişten günümüze olacak şekilde incelemek yerine günümüzde Türkiye'de sol ne halde ve neyi amaçlıyor, nerede hatalar yapıyor ve neyi iyi yapıyor gibi konulara değindikten sonra videonun son bölümünde yorumlardan ve Instagram DM'lerinden gelen sizin sorduğunuz soruları cevaplayacağım. Hadi başlayalım. Şimdi sağ ve sol kavramları aslında temelinde ekonomik kavramlardır ve bu iki ideolojik skala birbirinden temelde ekonomik sınıflar doğrultusunda ayrılır. Ki tarihsel süreçte sol ve sağ kavramlarının tanımı Fransız ihtilalinden bu yana gelişen teknoloji ve merkezi modern devlet yapısıyla beraber çeşitli değişimlere uğramış olsa da günümüzde hala belirgin bir şekilde kendini göstermekte. Fakat Türkiye'de işler çok farklı. Türkiye'de ekonomik sınıflar 1938 sonrasında bir türlü oluşmadığı için ülkemizde sağ ve sol kavramı sınıfsal değil, daha çok kültürel, mezhepsel ve etnik farklılıklar üzerine kurulu ki bu da temelde sağ ve sol kavramlarının yapısına ters. Önünde koşan solculara bir bakıyorsun, adam aslında para içinde yüzüyor. Dükkanları, yatları, katları var. Veya Kadıköy solculuğu, Cihangir solculuğu diye bir şey var ülkede. Çocuk hayatında fabrika görmemiş, köye gitmemiş, hiçbir ürünün üretim sürecine dahil olmamış. Yani artı değerin pratiğini bilmiyor. İşçilerle ve köylülerle herhangi bir kontağı yok ama kendine solcu diyor. Bu absürt manzara yüzünden önce yeni nesil solculuk oynayan gençleri ele almak lazım. Ardından işin siyasi kanadına da değinelim. Yani alttan tepeye doğru gidelim. Kendini solcu olarak tanımlayan gençler Starbucks'ta kahve içip solculuk oynuyor. Biliyorum bu çok klişe ama böyle. Ki aslında çoğu da Marksist değil zaten, sol liberal. Çünkü Marksist olabilmek için, Marx'ı anlayabilmek için yeterli iktisadi, tarihi ve felsefi okumaları zaten yapmamış. Twitter'dan, Instagram'dan kafayı çıkarmıyor. O esnada ana babası da memur maaşıyla bu eşoğlu eşeğe üniversitede okuduğu dandik bölüm için para yetiştirmeye çalışıyor ve bu tarz gençlerin insan profiline baktığımızda sürekli şikayet ediyor. Yani zıttırı pıttık üniversitesinde işletme okuyor, ardından Twitter'da slogan atıyor. Gençler işsiz, ben işsiz kaldım. Yemekhanede yemeğe zam geldi, faşistleri üniversiteden kovacağız. İyi de oğlum, birey olarak sen başarılı değilsin ki zaten. Yani sana istediğin kadar fırsat eşitliği sunulsun. Burada konu senin başarılı olmaman. Ve başarısız olduğu için başarılı olanlara karşı saldırma durumu da var. Yani herkes benim gibi olacak. Burada çok ciddi bir aşağılık kompleksi var. Ben başarılıyım, üniversite kazandım. E kazandın da itiyor derece yapıp mı girdin? Cerrahpaşa'da tıp mı okuyorsun? Eğitim ya da Güzel Sanatlar Fakültesinde sürtüyorsun. Bölümlerin puanları belli. Yani hep başka birilerini suçlama, sistemi suçlama, birileriyle kavga etme, kendini marjinalleştirip o şekilde var olabilme çabası. Çünkü normal şartlarda zaten rekabette zayıf kalmış. Eğer kavga edecek birilerini bulamazsa kendi varlığını anlamlandıramıyor. Kendi yetenekleri ve eylemleriyle hayatında bir şey oluşturamıyor. Bu yüzden kendi gibi birçok gence dahil olup sürekli bir şeylerin kavgasını verme yoluna gidiyor. Çünkü yetenek edinmek ve yeteneği paraya çevirmek, bir iş fikri geliştirmek zor geliyor. Ama sokağa çıkıp Lubunyalar vardır, faşist Türkler kahrolsun Amerika diye slogan atmak tabii daha kolay. Hatta durum o kadar vahim ki çok basit şeylere bile ulaşamayacak seviyeye gelmiş. Kendini İnanılmaz derecede iyiliş etmiş, kendine bunu inandırmış. Örneğin kadınlar benimle ilgilenmiyor çünkü kapitalizm yüzünden kadınlar sosyal statü ve parayı seviyor. Devrim olacak, kadınlar değişecek, ben de kadınlara ulaşacağım. Şaka yapmıyorum, cidden böyle düşünenler var. Kendini solcu olarak betimleyen bireyler klasik solculuğun aksine günümüzde eşitlik değil ayrıcalık istiyor. Yani ben doğdum, var oldum, bu yüzden her şeyi hak ediyorum. Bunu da çeşitli çarpık argümanlarla desteklemeye çalışıyor. Örneğin insan hakları veya woke kültürü. Bir de sürekli Avrupa'yı doğru olarak gösterme, Avrupa'yı işaret etme ve batılılaşma çabası ile beraber gelen öz nefret. Çünkü zaten özgürlük istemiyor, özgürlük başka bir şey. Özgürlük sorumluluk gerektiren, rekabetle iç içe olan bir kavram. Bunun sorumluluğunu alacak güçte değil. Esas bu sorumluluktan kaçtığı için ayrıcalık peşinde koşuyor. Bu ayrıcalık isteği içinde çeşitli bahaneler uyduruyor. Ben Kürdüm, ondan böyle oldu. Ben Aleviyim, o yüzden böyle. Ailem de dahil herkes cahil olduğu için benim fikirlerimi anlamıyor. İşsiz kaldım çünkü devlet yüzünden. Her şeyin suçlusu egemen Türkler. Aslında ben başarılıyım da onlar bizi eziyor gibi. Tamam, ülkenin durumu hiç iyi değil. Ekonomik kriz var, sosyoloji resmen çöküyor. Bunun ben de farkındayım, hatta ben bunun hakkında video da yaptım. Ama olması gerekeni hep idealize edip gerçekte olanlarla bağlantıyı da koparmamak lazım. Bu insanların çoğu bağlantıyı koparmış durumda ve kendi ahlaki değerleri üzerinden
ayrıcalıklı oldukları bir ütopya hayali kuruyorlar. Zaten dindarların tam tersine kendilerini konumladıkları halde dindar insanlardan çok daha fazla ahlakçılar ki Nietzsche buna zaten zayıf insanın ahlakı diyor. Bunu şöyle örneklendirelim. Şimdi sol tayfadan bana hep gelen eleştirilerden birisi şudur. İşte shortslarına karı kız fotoğrafları koydu, öyle kanalını büyüttü, bu hiçbir şey bilmiyor. İyi de silahları tanıtırken insanların ilgisini çekmek, bunu eğlenceli bir şey haline getirmek adına kadın görselleri kullanmam senin için ahlaksızlık. Ama başkaları için değil demek ki. Çünkü milyon izleniyor. Neden kendi çarpık ahlakını başkalarına dayatıyorsun? Çünkü bana göre kadın çok estetik bir şey ve 7/24 kadın hakları diye kıçınızı sosyal medyada yırtarken silah kullanan kadınları gördüğünüzde bir anda ahlakçılığa bağlamanız da ayrı bir kaypaklık. Çünkü bu insanlar herkesin kendileri gibi başarısız olmasını istiyor aslında. Fakirliği bölüşmek dediğimiz mevzu bu zaten. Türkiye'de sol, bozuk sistemin ortaya çıkardığı, zayıf bireylerin bir araya gelip ağlama ayini yaptığı ve öfkelerini organize bir şekilde diğer bireylere yansıttığı ucube bir şey haline geldi. Bu sol gruplara, STK'lara dahil olan gençler aidiyet hissini karşılayıp duygusal olarak kendilerini tatmin ediyorlar ama bir yandan da kendilerini dipte kalmaya iyice kilitlemiş oluyorlar. Zaten söylem farkı olarak ayrıştığımız nokta da aslında tam olarak burada. Mesela ben sağ görüşlü birisi olarak genelde kendi kitleme güncel hayatla ilgili nasıl başarılı olunacağına dair sinyallemeler yapıp doğrudan tarihi, felsefi ve ekonomik konular hakkında bilgi verirken onlar sizi kendi başarısızlığına ikna etme yoluna gidiyorlar. Çünkü sistem bozuk, zaten başaramayacaksın. Hadi herkese saldıralım, küfür edelim, sankilotluk yapalım, dalga geçelim, eylem yapalım. Doğru yol hangisi siz karar verin. Tüm bu olumsuzluklara rağmen mücadele edip başarılı olmak mı yoksa bir grubun içerisinde önüne gelen her şeyi suçlayıp taşkınlık yapmakla. Hangisi kendin için daha faydalı, buna sen karar ver. Devam edelim. Peki Türkiye solu neden öz nefretten besleniyor? Çünkü temelde altına bir şey koyamıyor. Yani köylünün yanına gidip konuşsa köylü vuracak, ağzına gönderecek. 10 kişi toplanıp Sivas'ta bir köye gitseler 8'i kaybolur, biri yaralanır, son kalan bir kişi belki dönerse döner. Çünkü köylünün zaten mülkü var. Yani gidip köylüye ne vaat edebilirsin ki? Köylünün tam aksine aradan komisyoncuyu çıkarma, yemden alınan vergiyi düşürme, traktörüne koyduğu mazottan az vergi alınması vesaire gibi daha da liberal politikalara ihtiyacı var. Köylü kendi arazisindeki mülkiyet haklarının daha da geliştirilmesini istiyor. Sol ile işi yok ki adamın. O kendi kendine muhafazakar kültürüyle mutlu zaten. Ha, Anadolu'daki kültür, işte bu biatçılık durumu doğrudur, yanlıştır. Bunu ayrı tartışırız. Ama bu videoda konumuz sol, devam edelim. Ve batılılaşmayı, batılı olmayı çok fazla isterken Batı'yı da anlamıyorlar. Bakın bu da çok enteresan bir durum. Adam ağzından Almanya'yı düşürmüyor ama Almanya'yı tanımıyor. Fransız ihtilali deyince kendinden geçiyor ama Napolyon Bonaparte'ın Robespierre'in sapıklıklarının bir sonucu olduğunun farkında değil. Veya aynı dönemde İngiltere'ye, Prusya'ya ya da Avusturya'ya bakıp kıyaslama yapamıyor. Çünkü amacı anlamak değil, slogan atmak, bilgili gözükmek, öyleymiş gibi yapmak. Yani şekil önemli olan. İçi bomboş. Mesela buna daha spesifik bir örnek verelim. Ben Lenin'i eleştirdiğim bir video yaptım. Bir sürü kitap gösterip çapraz okuma yaptığımı da belirttim. Ve Lenin'i direkt pratik üzerinden eylemleriyle eleştirdim. Buna gelen karşılık çok komikti. Eleştirmeye çalışan solcu arkadaşlara maalesef üzüldüm. Hatta acıdım. En çok gelen karşılık şuydu. O kitabın yazarlarından biri kitap yüzünden pişman oldu. Kapitalizm propagandası o. İyi de kitaptaki çeka raporları gerçek. İsterse kitabın yazarı dünyanın en büyük eşeği olsun. Yapılan işkencelerin, zorla çalışma eylemlerinin, köylüden çalınan malların hepsinin raporları duruyor ve gerçek, ortada belgeli, arşivli bir sürü durum var. Bunun üzerine de şöyle bir argüman geliyor. Kapitalizmin yaptıklarını niye konuşmuyorsun? Delizyonlardasın, empirik, ampirik, teorik okuma 31. Oğlum, kapitalizmi konuşmuyoruz ki, konu sosyalizm. Kapitalizmin sebep olduğu facialar sosyalizmin facialarını aklar mı? Aklamaz. Zaten benim amacım kavga etmek değil, tarihsel gerçeği öğrenmek ve doğru bilgiyi vermeye çalışmak ama adam yine kavga etmeye çalışıyor. Neden? Çünkü Türkiye'de solculuk din gibidir. Yani ayet eğip büküyor bir nevi. Hep seküler yanını bireysel hayatta ön plana çıkartır ama sekülerlikten anladığı şey işte açık giyinmek, alkol almak, partilemek vesaire. Ya şurada CHP 1-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutladı evin aşağısında. Ben kafayı yedim ya. Böyle Cumhuriyet Bayramı mı kutlanır? Yani konuyla ne alakası var? Arabam, Datça falan diye müzik çalıyorlar oğlum. Bunun Cumhuriyet'le ne ilgisi var ki? Bu yaptığınız şey, kusura bakmayın ama, dangalaklıktan başka bir şey değil. Yani ortada kültürel de bir bozulma var. Eylemleriyle amaçladıkları şey birbirini tutmuyor. Sekülerliğin bilimsel metodoloji kısmında bu solcular yoktur. Bir Alman tarih okulu konuşamazsın mesela. Veya real politik söz konusu olduğunda sana belediye lokantası açılsın, köpekleri koruyalım, kadın hakları, sunni zengin erkekleri yargılayalım dışında pek bir argüman sunamazlar. Bu akademisyen tayfa içinde geçerli.
Modernizmi sürekli över ve ilerici olmaktan bahseder ama mevzular hep kadının açık giyinmesi, seksüel özgürlük, eşcinsel hakları, Kürtlere ana dilde eğitim ve benzeri. Yani adamlar Mars'a insanlı uçuş gerçekleştirecek. Acaba modernizmin biraz daha o yönünü mü konuşsak? Çünkü bu saydığınız şeyler modernizm değil. Çoğu argüman sekülerlik veya federal devlet olmak üzerine. Peki bu bahsettiğim solcu STK'lara ya da TKP gibi siyasi partilere doğru lider gelirse düzelmez mi sol? Hayır, düzelmez. Çünkü varoluş amaçları zaten Fransa ve Almanya adına Türkiye'de mayın eşekliği yapmak. Amaçları sürekli sorun üretmek, medya yoluyla nefret yaymak, birilerini hedef göstermek, bu yolla da esas konuşulması gereken mevzuları perdelemek, gürültü yapmak. Peki neden mayın eşekliği yapıyorlar? Çünkü bunlar çıkar grubu arkadaşlar. En dandik öğrenci grubundan en şaşalı STK'sına, hatta siyasi partisine kadar. Ya bunlar çıkar grubu. Solun kendi doğasının aksine üzerinde var olabilecekleri bir işçi sınıfı veya köylü sınıfı olmadığı için Frederick Newman Vakfı'nın parasına mecburlar. Kendi argümanlarını üretemedikleri için Fransa'dan kopyala yapıştır makaleler ile kamuoyuna fikir sıçmak durumundadır. Mesela Amerika'daki beyaz siyah problemini Türkiye'ye Türk-Kürt olarak aktarmaya çalışıyorlar. Machiavelli'nin videomdan hatırlayın. Türk toplumu içerisindeki çözülebilecek sorunları kaşıyarak büyütmek için var bu adamlar zaten. Mesela sürekli Avrupa'daki film festivallerinde ödüller alan sanat filmlerine bir bakın. Türkiye solunun ürettiği ürünler bunlar. Yine öz nefret karşımıza çıkıyor. Köyden kente göç hikayesi, köre cinayeti, fakirlik ve cinsel gerilim. Etrafında şekillenen abidik kubidik dram konuları ve bunu Türkiye'nin gerçeği diye pazarlıyorlar. Oğlum, dünyanın hiçbir yerinde sol kendi kültürüne bu kadar öz nefret duymaz. Yahu bir Sovyet sinemasına bakın. Hatta Sovyetlere karşı olan Bulgakov bile Köpek Kalbi kitabında Rus köylüsünü bizim eşekler kadar aşağılamaz. Proletaryanın kaypaklığını aşağılar. İçinden çıktığı kültürü bu kadar çok aşağılayan ve ona yabancılaşan, hatta onu tanımayan bir sol dünya tarihinde yok. Yani solun kendi tarihini analiz edin. Bu kadar kendine öz nefret duyan bir sol grubu bulamazsın. Çar Nikolay bile bunlardan daha fazla tanıyordu kendi halkını. Bunlar kötü ekonomi ve kötü yönetimden kaynaklanan sorunları iyice bulandırıp gençleri öz nefretle zehirleyen bir grup soytarıdan ibaretler. Özetle Türkiye'de sol Türk düşmanı çünkü zaten başka türlü var olamaz. O paralar Avrupa'dan kendilerine akmaz. Türkiye'de Amerika tarafından dizayn edilen seküler sol ve dindar sağ siyasi sisteminin çıkar grubu olarak bir parçası bu herifler sadece. Yani herhangi bir organik yanları yok. Bu yüzden Twitter ve çeşitli televizyon kanallarına hapsolmuş durumdalar. Daha fazlasını da yapamıyorlar. Kaldı ki zaten dünyada sol siyaset bilimi açısından miladını tamamladı. Yani solun artık bize getirebileceği herhangi bir ekonomik veya sosyolojik bir kazanım yok. 1900'lerin dünyasında değiliz. Zaten kapitalizm herhangi bir devrime veya isyana önlem olarak sosyal devlet anlayışını çoktan getirdi. Emeklilik güvence altına alındı ve üretimde teknolojik inovasyon zaten gittikçe insan emeğine olan ihtiyacı azalttı. Hala daha azaltmaya devam ediyor. Bu noktada solun çözebileceği bir şey yok. Çünkü dünyada ilk kez ihtiyacımız olmadığı kadar fazla sayıda insan nüfusuna sahibiz. Dünyada ilk kez zayıfların da hayatta kalabildiği bir dönemde yaşıyoruz. Solun da istediği buydu zaten. Bu kadar çok insan nüfusu ile ne yapılacak, vasat olanların başına ne gelecek, toplum içinde bireyselliğine gömülen, otonomlaşan, kültür ile bağı kopan bireylere ne olacak, bu tarz problemlerimiz var. Mesela siyasetteki çıkar gruplarını başımızdan nasıl atacağız, fazla fırsat eşitliğinin ve pozitif ayrımcılığın neden olduğu vasatlaşmayı nasıl engelleyeceğiz gibi konulara kafa yormamız lazım. Şimdi gelelim soru cevap kısmına. Arkadaşlar 1000'in üzerinde soru gelmiş ancak ben bunlar arasından en çok sorulan 10 tanesini seçip cevaplayacağım. Kemalizm sol bir görüş mü? Hayır değil. Kemalizm temelinde milliyetçi ve ekonomik olarak solidarist kapitalizmi yani karma ekonomi sistemini temel alan bir ideoloji. Mustafa Kemal köylüyü mülk sahibi yaparak ve Türk burjuvazisini oluşturmak için İş Bankası gibi kurumlar kurarak solun tam aksine kapitalizmi desteklemiştir. İzmir İktisat Kongresi'ni açın okuyun. Açıkça serbest piyasa ekonomisini desteklediğini göreceksiniz. Tamam, devlet eliyle fabrikalar açmıştır. Sebebi başka çare yoktu. Yani sermaye sahibi iş adamı yoksa devlet eliyle yapacaksın. Ki uzun vadede bu fabrikaların devlet özel sektör ortaklığında ilerlemesine yönelik de bir isteği vardı. Kemalizm kendi döneminde yani 1920'lerde tam ortadadır fakat günümüzden bakarsak sağdadır. Kemalizm videomu izleyebilirsin kanka, kanalda var. 2. Türkiye'de sol nasıl PKK'nın eline geçti? Yani Kürtçülük yapmadan proletarya savunan sol gruplar neden tutunamıyor? Gökmen Yıldırım kardeşimiz sormuş. Türkiye'de sol 1970'lerden itibaren Kürtçülerin güdümüne girdi. Bunun da nasıl olduğunu, PKK nasıl propaganda yapıyor videomda anlattım, izleyebilirsin. Fakat
Kürtçülük, Kürt milliyetçiliği ve neo-feodalizm dediğimiz saçmalık Türk solunun içerisine 1940'lı yıllardan beri akademik alanla konumlanıyordu zaten. Hikmet Kıvılcımlı diye bir gerçek var karşımızda. Kürtçülük yapmayan sol gruplar para ve kaynak bulamadıkları için tutunamıyorlar, ardından sindiriliyorlar. Ki bu işin de pratikte mimarı bizzat Apo Yavşağı'nın kendisi. İşte Doğu Devrim Ocakları falan var. Fakat fikirsel olarak ilk düşünen kişi o değil. Mesela bugün TİP ve TKP Kürtlere göz kırpmayı kessin, onların da fonu kesilir ve CHP sıralarından bir daha milletvekili kontenjanı falan alamaz. Parti iyice küçülür. Yani o troll gruplarına falan para yetiştiremez. O gazetecilere mamalar yedirilemez. 3. Deniz Gezmiş'in yanına Atatürk fotosu koyan solcular ne yapmaya çalışıyor? Deniz Yiğit bütün sormuş. Şimdi Türkiye'de sol yapısı itibariyle romantiktir ve bilimsellikten uzaktır. Deniz Gezmiş denilen şahıs bir terör örgütü üyesi, polis vuran, subayın karısını yaralayan, üniversite basan, öğrenci katili, halkın parasını bankadan çalan, FKÖ kamplarında Asala ile birlikte eğitim almış bir teröristtir. Bu adamı bu kadar romantize edip Atatürkçülük kılıfı ile yedirmeye çalışmalarının sebebi geçmişteki şiddet eylemlerini ve gelecekte olacak olanları. Meşrulaştırma çabasından ibaret, Atatürk'ü kullanarak kendi komünist fikirlerinin propagandasını yapmaya çalışıyorlar. Ha bana gelip Deniz Gezmiş mahkemede tam bağımsız Türkiye dedi ama Deniz Gezmiş Atatürk yürüyüşüne katıldı diyenleriniz olacaktır. Arkadaşlar Apo yakalandığında ben Türk milliyetçisiyim, ülkücüyüm dedi. Ayrıca Deniz Gezmiş Filistin'e gittikten sonra ne onun tarafından ne de arkadaşları tarafından doğrudan Atatürk hakkında ve o yürüyüş hakkında bir daha propaganda yapılmadı. Ancak mahkemeye çıktığında asılmak üzereyken niyeyse Deniz'in aklına tekrar Atatürk geldi. Tıpkı Abdullah Öcalan gibi. Yani bu klasik bir propaganda taktiği, Atatürk'le sosyalisti saçmalığı gibi. Çünkü Türk halkı Atatürk'e çok romantik bakıyor. Eğer oradan yürüyebilirsen her türlü saçmalığı Türk halkına aşılayabilirsin. Yani mantıkları bu adamların. Türkiye'de sol zamanında nasıl bu kadar geniş kitlelere ulaştı? Bunda SSCB'nin etkisi var mıydı? Semih Kocatürk sormuş. Türkiye'de sol ama komünizm değil, İnönü'nün solu yani ortanın solu geniş kitlelere ulaştı. Bunların Marksist, Leninist, Stalinist kısacası radikal olanları ise terör örgütleri kurdu. Ortanın solu kısmında SSCB'nin bir etkisi yok fakat radikal olanları kısmında SSCB'nin etkisi çok. Hatta dev gence sızan KGB ajanlarından Sovyet arşivlerinde açıkça bahsediliyor. Hatta solun güçlü olduğu Yunanistan'dan da Sovyetlerin ajan devşirip Türkiye'de kullandığı biliniyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri zaten Sovyetler Türkiye'de çeşitli casusluk ağları kurmuştu. Bana mail at. Eğer İngilizcem varsa sana çeşitli makaleler yollayacağım. Devam edelim. 5. Günümüzde sağ ve sol ifadelerine gerek kaldı mı? Çok akıllıca bir soru. Türkiye için gerek kalmadı. Türkiye'nin aktif siyaseti için sınıflandırma yapacak olursak, dindar ve seküler tanımı daha geçerli. Türkiye'deki gerçek siyasi perspektife bakacak olursak da Türk ve gayri Türk olarak konumlanma var. 6. Türkiye'de sol nasıl karşılık buluyor? Yukarıda anlattığım gibi azgın azınlıklar ve vasat gençler haricinde pek karşılık bulmuyor. Zaten Türkiye'de PKK'nın ortadan kalktığı gün sol partiler de yok olacak. Çünkü bu kadar az oy oranına rağmen para Avrupa'dan Kürt sorunu temelinde akıyor. Bakın arkadaşlar paranın gücünü siyasette hiçbir zaman azımsamayın. Yani işte bu Halk TV'ler olsun, bunların açmış olduğu internet siteleri olsun, bunların sürekli çıkıp konuştuğu gazeteciler olsun veya bunlar adına konuşan gazeteciler olsun. Bu işler hep parayla oluyor. 7. Türkiye'deki her eğitimli entelektüele neden sol olarak bakılıyor? İnsancık 06 sormuş. 90'larda öyle bakılıyordu, artık o iş öyle değil. Hatta Türkiye'de yükselen yeni sağ veya medyanın deyimiyle aşırı sağ, Türkiye solundan çok daha eğitimli. Mesela ne olursa olsun akademik açıdan Celal Şengör kadar başarılı birisi var mı solda? Veya solun tek başına büyük kitlelere herhangi bir parti desteği olmadan erişebilen influencer'ı var mı? Sadece sol görüşlü ve sağ görüşlü YouTuber'ları bir inceleyin. Hangisi tek başına içerik üretme konusunda daha başarılı? Sola meyilli veya doğrudan sol propaganda yapan, CHP'ye hep destek veren YouTuber ve yayıncıların elinden sponsorları al, hepsi dükkanı kapar gider. Veya troll desteğini çektiğin anda ortada dımdızlak kaldıklarını defalarca gördük. Ama sağ tarafa baktığında sponsorlara bile ihtiyaç duymuyorlar. Çünkü kitlelere ulaşma, içerik üretme, gençleri anlama, gerçek sorunları kavrama konusunda bence daha başarılılar. Sağ artık üretme konusunda çok daha aktif. Yeni sağ soldan çok daha modern. Bu yüzden Türkiye solu yeni sağdan çok korkuyor. Çünkü ellerindeki ezbere argümanların geçerliliği kalmadı. Hatta yeni sağ
soldan çok daha seküler işin bir de bu yanı var. Yani sekülerliğe dayalı da artık ellerinde bir hareket alanı kalmadı. İşte bu yüzden sol işi aşırılığa vardırdı. Örneklendirelim. Şimdi ben Deniz Gezmiş'e terörist dedim. Mutlaka yorumlara bir salak yazacak. İşte siz 6. filoya secde edip Amerikan köpekliği 31 diye. Oğlum ben ülkücü değilim. Dindar zaten değilim. 6. filoyu hiç görmedim. Üstüne üstlük cemaat ve tarikat karşıtıyım. Zaten o zaman daha doğmamıştım. Sen 6. filoyu boş ver de Deniz Gezmiş'in vurduğu polisleri bir anlat bakalım deyince mal gibi kalıyor. Veya Lenin'in ikmal ordularının işlediği insanlık suçlarını anlatınca çılgına dönüyor. Yani bilgiye erişim arttı. Bilgiye erişim artınca da solun ezberlerinin hiçbir anlamı kalmadı. 8. Sol kolektivisttir, sağ bireycidir önermesi ne kadar doğru? Ivor Boneless sormuş. Doğru bir önerme ama eksik. Sol ekonomik olarak kolektivisttir, sağ ekonomik olarak bireycidir. Ha işte bu önerme doğru. Ama sosyolojik olarak kolektivitenin azlığı ya da çokluğu solun ve sağın fraksiyonlarının içinde azalıp çoğalabilir. Örneğin faşizm kolektivisttir, liberalizm daha fazla bireycidir. Aslında toplum dediğimiz kavram bir kolektivitedir. Birlikte hareket etme durumu olmazsa zaten toplumdan söz edemeyiz. Buradaki mevzu ekonomik yaklaşımlar. 9. Halil İbrahim Binboğa demiş ki sol kesim neden devlete düşman? Sol kesim devlete düşmanlıktan ziyade aslında Türk milletine düşman kardeşim. Herhangi bir sosyoekonomik sınıftan karşılık bulamadıkları için var olabilmek adına Türklere ve Türklüğe karşı konumlanıyorlar. Çünkü en kalabalık grup biziz. Türkiye solu dediğimiz şey zaten Avrupa'nın mayın eşekliğini yapan çıkar grubu. 10. CHP'de sol İsmet Paşa'nın zamanı mı yoksa Ecevit döneminde mi kabullenildi? Efe Can çok iyi sormuş. Güzel soru. CHP Atatürk'ün döneminde siyasi parti değildi. Atatürk'ün devleti yönetme aparatıydı. Yani CHP tek partiydi. Muhalifi de, seküleri de, dincisi de, demokratı da hepsi aynı parti içerisindeydi ve Atatürk tek adam olarak yönetiyordu. Fakat İnönü ile beraber siyasi parti haline geldi ve İnönü CHP'yi ortanın solu çizgisine oturttu. Videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Eğer siz de isterseniz gelecek videoda Türkiye'de sağı da anlatabilirim. Türkiye'de sağ videosu gelsin istiyorsanız yorumlara yazın. Hatta Türkiye'deki klasik sağ ve yeni sağın arasındaki çatışmanın neden kaynaklandığını falan da konuşabiliriz. Hatta bu denkleme bir de ulusalcılığı dahil ederiz. Eğlenceli bir video olur. Eğer gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.